arkadaşlar, Oyuncu Vardiyası'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir PC incelemesiyle karşınızda olacağız. Mighty Goose ile bakalım ne kadar eğleneceğiz. Öncelikle yine bir metin yazmadım. Yine aklıma gelenleri söylemek şeklinde inceliyor olacağım oyunu. Oyunun konusu kısaca bir ödül avcısı kazı yönettiğiniz ve bölüm bölüm ilerleyerek önünüze gelen herkesi indirdiğiniz run and gun denilen, soldan sağa genel olarak ilerlediğiniz ve neredeyse Metal Slug'ın aynısı diyebileceğiniz bir oyun var karşımızda. Tabii ki kendi eklemelerini de yapmışlar ama bazı karakterler diyelim, düşman modellemeleri neredeyse birebir port olmuş. Bunu da görmemezlikten gelemez kimse. Öncelikle oyun Steam'de şu ara 32 TL gibi bir fiyatı var ama Game Pass'iniz varsa Game Pass'ten ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Oyun nedir? Gelin birlikte buna oyun nedir? Evet, oyun tarihçesine hoş geldiniz. Tabii ki böyle bir şey yok. Mighty Goose 5 Haziran 2021 tarihinde piyasaya çıkmış olan Blast Mode ve MP2 Games tarafından geliştirilmiş bir oyun ve hemen hemen her platformda var. Nintendo Switch olsun, PlayStation olsun, PC olsun. Ben şu an PC'de oynadım ve PC üzerinden konuşuyor olacağım. Sitelerini kontrol ettiğimde Blast Mode'un ilk oyunu olarak görünüyor ama gayet başarılı bir oyun olmuş. Oyunda detaylı bir hikaye yok. O yüzden hani hikayesi şöyle böyle bilmem ne diyemeyeceğim. Ödül avcısı bir kaz var. Evrende birazcık kaos estiren bir kralımsı modelleme var. O arkadaşın yardakçılarını diyeyim, indire indire ilerlediğimiz, işte esir aldıklarını kurtardığımız ve en sonunda kendisiyle savaşıp onu yok etmeye çalıştığımız bir hikaye var. Arka planda dönen bir şey. Zaten hikayeyle de çok ilgilenmiyorsunuz. Peki oyun nasıl oynanıyor? Öncelikle eğer ki bir şekilde daha önce de bahsettiğim gibi Metal Slug oynadıysanız oyun size kesinlikle onu hissettiriyor olacak. Tekrardan sadece Marco muydu Metal Slug'daki adımın adı? Marco değil de kazımızı yönetiyoruz. Onun dışında hemen hemen her şey, hatta Mission Start diyeninden işte Shotgun, Machine Gun diye silahları aldığınız anda konuşan abi bile neredeyse aynı seslendirmeye sahip. Peki neler eklemiş? Neden Metal Slug değil de Mighty Goose'u tercih etmek isteyebilirsiniz? Onlara bakalım. Öncelikle oyun kısa süreli oynamalar için ideal. Bölüm bölüm ilerliyor. Bölümler ortalama 10-15 dakika arasında tamamlanabilen bir yapıya sahip. Aşırı uzun bölümler yok. Bölüm içerisinde eğer ölürseniz ne kadar ilerlediğinize göre ya bölümün en başından tekrar başlıyorsunuz ya da işte ortalarda veya sonlara yakın bir yerlerde öldüyseniz oralarda bir checkpoint oluyor ve sizi tekrar o checkpoint noktasından devam ettiriyor. Böylece bütün alanı en baştan tekrardan geçmeniz gerekmiyor. Çoğu bölümün sonunda bir boss var. Bazı bölümlerde boss yok. Her bölümde boss olacak diye bir şey söz konusu değil. Boss savaşları da eklenmiş oyuna ve bunlar açıkçası oyunun içinden daha kolay olan boss savaşları olmuş. Tamam, oyun bittikten sonra bir de Mission Start Plus başlıyor ve hani tekrardan aynı bölümleri aslında alternatif evrende ilerlemeniz isteniyor ve bir tık daha zor olduğu söyleniyor ama bu bir tık daha zor haliyle bile bu boss savaşları çok da zorlamıyor. Çünkü hem sağdan soldan topladığınız silahlar, hem oyun içerisinde düşmanları öldürürken elde ettiğiniz altınlar ile satın alabileceğiniz silahlar, böyle de bir güzellik var. Yani oyun ortasında Escape'e basıp menüden kendinize sipariş geçebiliyorsunuz yeterli altınınız varsa. Oradan bir amca size uçakla paketi getiriyor. Silahınızı alıp devam edebiliyorsunuz. Hem de sol tarafta bir barınız var. Düşman öldürdükçe yükselen o bar maksimum seviyeye ulaştığında G'ye basarak ulti açabiliyorsunuz diyeceğim. Yani Rage moda geçebiliyorsunuz. Bu moddayken size kimse hasar veremiyor ve daha hızlı hareket edip daha sağlam vurabiliyorsunuz. Yani elinizde zaten bir taramalı tüfek varken bir de Rage modu açtıysanız bildiğiniz terör estiriyorsunuz ve sahada hiç kimse size hiçbir şey yapamıyor. Haliyle bu da oyunu aslında aşırı kolaylaştırıyor. Ha, şu da var. O kaosun ortasında evet bazen tam böyle ölmek üzereyken Rage modu açıp hayatta kaldığınız da oluyor. Yani kolay diyorsam o kadar da kolay değil. Ama yine de mükemmel bir zorluğa sahip değil.
Peki oyunu nasıl oynuyoruz? Klavye üzerinden oynadım. A ile özel yetenek kullanabiliyoruz ki bu ilk başta sadece vakvaklamak özelliğiniz açıkken daha sonra bunun işte vakvaklarken kalkan çıkması ya da ne bileyim bir anda bu rage barı fullleme gibi yeni özellikler alabiliyorsunuz. Bunları bölüm başlarında armory'den tekrar üstünüze ekleme şansınız var. S ile sağa sola bir anda atılabiliyorsunuz. Böylece işte kurşunlardan, roketlerden kaçınma hareketi bu. D ile zıplıyoruz, F ile ateş ediyoruz, G ile de ultimizi açıyoruz. Bunun dışında herhangi bir tuş kullanmaya gerek yok. Zaten kullanmıyoruz. Yani bunların birleşimiyle savaş halindeyiz içeride. Bu esnada yerden bazı silahlar alıyoruz dedik ama bazı araçları da kullanabiliyoruz. Örneğin yine Metal Slug'dan bahsedeceğim. Metal Slug'daki tank burada da var. O tankın içine binip veya uçak Metal Slug'da var mıydı? Sanırım son çıkanlarda vardı. Tam hatırlayamadım onu ama uçağa binip uçarak işte çatışmak ya da silahı olarak sadece kılıcı olan robot tarzı bir robot tarzı değil bildiğiniz robota binerek düşmanları kesip biçmek gibi alternatifleriniz de var oyunda. Yani hem tabanvay hem makinalarla, robotlarla ilerliyorsunuz. Hikaye anlatımı genelde bölümün başında bir iki satır bir abimiz size olayı anlatıyor. Hani çok uzun değil. 3 paragraf anca, yani 3 paragraf bile değil. 3 cümle anca sürer. Burada metin yazarken gelen ses birebir, eğer oynadıysanız Animal Crossing, oradaki konuşma sesleri geliyor arkadaşlar. Bu çok dikkat çekiyor. Yani oyun sanki piyasada başarılı olmuş bazı oyunlardan bir şeyleri alıp toplayıp üstüne bir gıdım da kendisi bir şeyler ekleyerek ortaya çıkmış hissiyatı veriyor oynadığınız her dakikada. Kötü mü? Değil. Ama bu kadar başka oyunları hissettirmesi iyi mi? Bu da iyi değil. Kusura bakılmasın. Şimdi PC'de oynarken çok fazla bir FPS düşüşü söz konusu olmadı. Bazı anlarda örnek veriyorum 3 tane robotlu düşman ortalıktayken bunları bir anda yok ettiğinizde falan zaman yavaşlıyor. İşte ekran biraz bulanıklaştırılıyor özel bir efekt olarak kullanılmış. Yani oyunun FPS düşüşüyle alakalı bir şey değil. Yani bu anlar bir yandan güzel görünürken bir yandan yorucu oluyor. Çünkü karakterinizin nerede olduğunu kaybediyorsunuz o ışık geçişlerinde ya da bulanıklaştırma efektlerinde. Haliyle ortadan bir tane kurşun ilerliyorduysa o hengamenin ortasında göremeyip kafa göz kurşuna çarpabiliyorsunuz ve bu da ölmenize sebep olabiliyor. 4 canınız var, yani 4 kurşunluk can var diyelim. Neyle vururlarsa vursunlar fark etmiyor. İster roket çarpsın size, isterseniz bir tane ev bombası çarpsın. Hepsi birer can götürüyor. 4 can da bitince pişmiş kaza dönüyorsunuz. Bu çok tatlı olmuş. Öldüğünüzde bir pişmiş kaz modeline dönüp tekrar devam ediyorsunuz. Yani sonsuz can var zaten. İstediğiniz gibi ölebilirsiniz. Çok da önemli değil ama insan ölmeden devam etmeye çalışıyor. Çünkü ne kadar hızlı sürede, ne kadar fazla komboyla ve ne kadar az ölerek bitirirseniz bölüm sonlarında buna göre bir puan alıyorsunuz. S, A, B diye nitelendirilen. O yüzden elden geldiğince ölmeden tamamlamayı deniyor insan. Şimdi seslendirme, silahların sesi, arka planda çalan müzik, yani orta hallice gidiyor. Yani mükemmel bir vuruş hissetmiyorsunuz oradan. O bu müziği dinleyeyim sabaha kadar ve benzeri demedim veya bu ses neyin nesi, ne yapıyoruz, şunu kapatalım bir yerden gibi bir endişem olmadı hiçbir şekilde ama yani çok da fazla bir beklentiniz de olmasın bu konuyla ilgili oyun oynarken. Çoğunlukla dediğim gibi akıcı bir oyun var ama yaptığınız kombolara göre oyun içerisinde yapılan bir slow motion tekniği ve blurring diyesim geldi bir anda, tövbe yarabbim, bulanıklaştırma yöntemi var. Bu rahatsız ediyor. Yani güzelden ziyade bir yerden sonra yormaya başlıyor. Bunu hiç kullanmasalar daha mı iyiydi veya farklı bir yolla bu yavaşlatmayı uygulasalar daha mı iyi olurdu emin değilim. Ama genel olarak çizimler, karakter modellemeleri, oynanıştaki akıcılık, grafiklerde herhangi bir sorun yaratmıyor. Akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Peki oyun bize ne vaat ediyor? Çok uzun konuştum ben yine ufacık oyunla ilgili bile. Oyun bölüm bölüm ilerliyor dedik. Bölümlere başlarken yanınıza bir destekçi alabiliyorsunuz. Bu da geçtiğiniz bölümlere göre değişiyor. İşte domuzu geliyor, kazı geliyor ve benzeri. Yani ileride kimi almak isterseniz. Ortalama
Credits ekranını görmek için geçecek olan süre 2,5 ile 3 saat arası bir süre. Yani 2,5-3 saatte oyunu bitirebiliyorsunuz. Oyun bittikten sonra da ilk başlarda bahsettiğim gibi paralel evrende tekrar oynamanız gibi bir plus mod açılıyor. Yine aynı bölümler. Bunun sonuna kadar oynamadım dürüst olayım. Bunun sonunda belki ekstra bir şey daha açılıyor ama aynı bölümleri tekrar oynamak çok mantıklı gelmedi bana. Aynı bölümlerden tekrar devam edebiliyorsunuz. Hani bununla ilgili edinimler var. Açabileceğiniz işte tekrardan ikinci bölümlerin hepsini bitirdikten sonra da yine bir şeyler açabiliyorsunuz ama oynamak isterseniz bu durumda ortalama 5,5-6 saat gibi bir şey yapabilirsiniz oyun sürenizi ama en baştan sona ben sadece bir tur oynarım diyorsanız 2,5-3 saatte oyunu bitirebilirsiniz. Bu da aslında çok fazla zamanım yok ama başladığım oyunu da bitirmeden bırakmayı sevmiyorum diyenler için güzel bir alternatif. Dediğim gibi Steam'de zaten 32 lira. Game Pass'iniz varsa ücretsiz. Diğer konsollardaki performanslarını şu an için bilmiyorum. O yüzden onlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sanırım Switch'te oynayan birisini daha önce seyrettim. Switch Up'da olsa gerek. Herhangi bir olumsuz eleştiri hatırlamıyorum ki hatırlarsam zaten oyunu oynamazdım. O yüzden Switch'te de sanırım düzgün bir performansı var. Yine de bir incelemenizi öneririm. Kısa süreli bir oyuna oynuyorsanız denmez, arıyorsanız Mighty Goose'a bir göz atmanızı önereceğim arkadaşlar. Bu incelemelik de benden bu kadar. Bir sonraki incelemede tekrar görüşebilmek dileğimle. Hoşçakalın.